Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün temel elektronik ve Arduino dersi üstüne eğitim vereceğiz. Bu eğitim muhtemelen ya da 3 eğitimden oluşacak. Bugün biraz temel elektronik devre elemanları üstüne anlatımda bulunacağım. Daha sonra Arduino'ya giriş ve Arduino'da kodlama nasıl yapılır bunları anlatacağım. Bir şekilde kendimi tanıtayım. Mekatronik Mühendisliği, Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Gündelik hayatımda robotik eğitmen olarak görev almaktayım. 23 yaşındayım. Daha önceden Milli Savunma Bakanlığı gönüllü olarak çalıştım. Bunun haricinde icathane kapsamında da eğitim vermekteyim. Arkadaşlar ilk önce Arduino nedir? Niçin kullanılır? Bundan bahsedelim. Şimdi Arduino bizim günlük hayatımızda hem ucuz maliyette projeler yapabilmemiz için gündelik hayatta açık kaynaklı kodların internette daha rahat bir şekilde paylaşıldığı bir kart olduğu için Arduino'yu tercih ediyoruz. Burada bazı bilgiler yazdım. Ben bu slide'ı da daha sonrasında eğitim bitiminde paylaşacağım. Slide'a bakıp daha sonra ayrıntılarına bakabilirsiniz. Ben şu an temel olarak üstünden geçiyorum. Arduino USB bağlantı üstünden yapıldığı için bilgisayara bağlayıp daha sonra kodlamayı içine aktarabildiğimiz gömülü sistemlerin kullanılmış olduğu bir kart düzlemidir. Bununla ilgili olarak Arduino'da temel olarak 14 adet dijital giriş vardır. Şu an şimdi şöyle açalım. Dijital pinlerimizle birlikte aynı zamanda 6 adet de analog giriş değerlerimiz mevcut. Bunun haricinde sabit gelim çıkışlarımız var. 5 volt, 3.3 volt reset butonumuz var ve şaselerimiz var. 2 tane burada, 1 tane burada olmak üzere toplamda 3 adet şase bağlantımız mevcut. 16 MHz'lik bir kristal osilatör var. Bu da bizim haberleşme yapmamızı sağlıyor. Burada teknik özellikleri var. Çalışma gerilimi 5 volttur. Aynı zamanda şurada V-in kısmında Arduino'muzu dışarıdan besleyebiliriz. Bunun haricinde analog girişler 6 tane dedik. Giriş çıkış pini başına düşen DC akım 40 mA. Bunlar teknik bilgiler. Bugün bunlara çok fazla değinmemize gerek yok. Burada parça parça hepsinin olduğu hakkında bilgi verdim. USB bağlantımızın olduğu yer, power jack'ı, ondan sonra mikro denetleyici, işte kristal osilatörümüz, bir kod attığımız zaman bilgilendirmek amacıyla 2 adet dediğimiz bulunmakta, reset butonumuz bulunmakta, programı tekrardan başa sarmamız için, dijital pinlerimiz şu tarafta, dijital pinler ikinci pinden 13. pine kadar pinlerdir, RX ve TX yani 0 ve 1 bizim haberleşme pinlerimiz oluyor. Bunun haricinde burada analog girişler mevcut. Bunu zaten söylemiştik. Burada Arduino çeşitlerine değinmek istedim. Arduino Uno 2 adet mevcut fark ettiyseniz. Bunlardan bir tanesi SMD olan yani şu hareket ettirmiş olduğum SMD çiple oluşturulmuş. Bu da normal çiple oluşturulmuş. Aralarındaki farklar şu şekilde. Normalde orijinal olan Arduino biraz daha kalitelidir ama İtalyan markasıdır aslında Arduino. Fakat Çin bunun klonunu üretmiş. Daha uygun fiyata almamızı sağlıyor. Ama kalite bakımından tabii ki orijinalin yerini aratır mı derseniz bence aratır. Bunun haricinde megalarda da aynı bu şekilde yakından görmeniz için göstereyim. Orijinal Arduino mega şu şekildedir. Bu da Çin yapımı klon Arduino. Aralarında kullanım olarak herhangi bir fark yoktur. Sadece CH340 driver'ını bilgisayarınıza yüklemeniz, sadece bunları kullanabilmeniz için bunları zaten değineceğim. Arduino'lar arasındaki farklar da bu şekilde. Arduino'da dediğim gibi bu
birinci sınıf klon olarak geçiyor. Bu da ikinci sınıf klon olarak geçiyor. Birinci sınıf biraz daha kaliteli. İşte sınıflar arttığı sürece de kalitesi düşüyor. Şimdi biraz breadboard'dan bahsedeyim. Arkadaşlar breadboard bizim çalışma sahamızın ismi. Çalışma tahtası olarak da bilinir. Burada breadboard kullanımı şu şekilde. Ben şuraya bir tane aslında görsel attım. Buradan daha rahat anlayabilirsiniz. Şu kenarlarda artı ve eksi düz bir şekilde pinler var. Burada da ayrık pinler var. Şuradaki toplam 5 adet noktanın yan yana gelmesi, yani o bağlantılar birleşik olduğu için herhangi birini kullanabilirsiniz. Fakat üstteki ile alttaki birbirinden ayrık olduğu için onları kullanamazsınız. Yani oradaki pinler elektrik yakınını iletmezler. Biz artı ve eksi, yani şuradaki pinlerimizi besleme gerilimine, yani 5 volt gerilimi vermek istiyorsam artıya, işte şaseye bağlamak istiyorsam eksiye koyarım. Bunların yeri değişir mi? Evet, değişir. Bu tamamen kullanıcıya bağlı. Bu da kullanıcıya kolaylık olması açısından artı ve eksi denmiş. Yoksa aralarında bir fark yok. Yani aynı şekilde 2 adet demir var iletken. Bunları istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sıra dirençte. Direnç arkadaşlar devrede akımı önlememiz için ya da yönlendirmemiz için kullanmış olduğumuz devre elemanlarıdır. Bunların hesaplamaları mevcut. Bu hesaplamaları birazdan değineceğiz. Şöyle sanırım görünüyor. Buraya ben resimlerini koydum ama hani realde belki daha farklı mıdır diye düşünmeyin diye burada da hani göstermek istiyorum. Bilindiği üzere ilkokuldan beridir bize öğretilen bir formülü vardı. İşte gerilim eşittir akım çarpı direnç. Burada biz direnci artırıp azaltarak aslında burada gerilimi değiştiriyoruz ya da akımı yönlendirebiliyoruz. Bütün fark bu. Kullanım amaçları az önce dediğim gibi devreden geçim akımı sınırlayarak belli değerde tutma. Daha doğrusu direnç şu şekilde ilerler. Gerilimi sabit tuttuğunuz zaman akımı değiştirmiş olursunuz. Akımı sabit dediğiniz zaman gerilimi değiştirmiş olursunuz. Yük alıcı görevi yapma, ısı enerjisi elde etmek için kullanılabilir. Isı enerjisine en basit örnek aslında floresan lambalar. Yani bu evde kullanmış olduğumuz lambalarda direnç yüksek olduğu için orada bir ısı meydana geliyor ve biz o ısıyla birlikte ışık üretiyoruz. Her devre elemanı belli voltaj aralığında çalışır, belli akımlara dayanabilir ve gereksiz değer. Bu da şu şekilde arkadaşlar, dirençlerin belli bir gerilime kadar dayanabiliyor. Ondan sonra direncin yandığını görürsünüz. Bunlar için özel dirençler kullanılmakta. Onların sınıflandırılmasına da geleceğiz. Şimdi öncelikle direnç hesabı nasıl yapılır? Ondan bahsedeyim. Burada sessiz harfler büyük harfle yazılmış. Buradan başlıyorum. Siyah sıfırıncı değeri sahip. Kahve rengi kağıdın aklınıza gelecek. Bir, kırmızı. İki, turuncu. Üç. Aynı şeyler zaten slide'da da var. Sarı 4, yeşil 5, mavi 6, mor 7, gri 8, beyaz da 9. değere sahip. Bunları ezberlemek zorundayız. Görüntü net. Ses net değil. Tamam. Elimden geldiğince bağırmaya çalışacağım. Direnci biz ohm olarak gösteriyoruz. Bu bizim sembolümüz. Şimdi bize direnci devrede şu şekilde gösteriyoruz ya da şu şekilde gösteriyoruz. Hiç fark etmez. Ama ben burada renk kodlarını anlatırken bu alttakini kullanacağım. 4 adet çizgimiz mevcut. Bu 4 adet çizgide biz
Birinci değere aynen yazıyorum. Aynen yazılır. İkinci de aynen yazılıyor. Üç, on üzeri n, yani on üzeri sayı değeri kaçtı? Öyle yazılıyor. Dördüncü değerimiz de tolerans. Toleransımız da bizim altın, gümüş ve renkli olarak üç adet çeşidi var. Bu üçünden birini yapmak zorundayız. Altın %5 değerlikte, gümüş %10 değerlikte, renkli de %20 değerlikte. Tolerans ne demektir? Tolerans bir şeyi tolere etmek. Yani net değil ve aşağı ya da yukarı değerlerde olmasını sağlıyor. Burada en güvenli olan o zaman hangisidir? Yani en güvenilir olan altın %5. 95 ile 110'luk bir direnç için söylüyorum. 95 ile 105 arasında. Gümüş 90 ile 110 arasında. Renksiz de 80 ile 120 arasında bir değer almakta. 110'u şu üç değerden birini görmek zorundayım. Şu aralıklardan birini görmek zorundayım. Eğer görmezsem benim direncim bozuk demektir. Bunların sağlamlık kontrolünü daha sonradan göstereceğim. Burada hemen bir örnek yapalım. Birinci değerimiz turuncu olsun. İkinci değerimiz kahverengi olsun. Üçüncü değer kırmızı olsun. Dördüncü değerinde ne demiştik? Altın, gümüş, renksiz. Bu üçünden biri olacak. Bunu da altın yapıyorum. Şimdi turuncu değer neydi? Hemen bakıyorum. 3. 3'ü yazdım. İkinci değerim kahverengi. Kahverengi neydi? 1. Onu da yazıyorum. Kırmızı neydi? 2. Ama nasıl 2? 10 üzeri 2. Onu da 10 üzeri 31 çarpı 10 üzeri 2'den 3110. Bunu da 3.1K olarak gösterebilirim. Bir de bir bunu bilirsiniz ama yine de tekrar etmek için söyleyeyim. Birimleri nasıl gösteriyorduk? 10 üzeri 3 olunca K, 10 üzeri 6 olunca M, yani milyon, 10 üzeri 9 olunca da Y harfiyle gösteriyoruz. Burada 0'a gelene kadar, yani 1, 2, 3 yer attı. Hangisi gelecek? Daha gelecek. Eğer burada şu şekilde olsaydı, burası tabii 0 olacak yine, 10 üzeri şu olduğu için. 3, 6, buraya kadar kal, buraya gelirsem ne? 6 sıfır attığım zaman 3.1 milyon 10 olmak zorunda. Bunlar zaten anlattıklarım için slide. Sadece hızlı bir şekilde anlatma için tahtaya yazıyorum. Şimdi direnç hesabını yaptık. Bir sonraki sayfaya geçelim. Renk kodlarını burada görebilirsiniz. PDF'in içine koydum. Burada da aynı şekilde birinci rengimiz 3, ikinci rengimiz de 3. İlk iki rengi ne yapıyorduk? Olduğu gibi yazıyorduk. Kahverengi 1 demek ama nasıl 1? Üçüncü rengi 10 üzeri 1 olarak alıyoruz. Yani buradan 10 geliyor. 33 çarpı 10'dan 330-10. Son rengimiz, yani tolerans değerimiz ne? Altın. Altın kaçtı? %5. Artı 5 ya da eksi 5.